Merhabalar. Bugün doğa yürüyüşünde beslenme ile ilgili bir video çekmek istedim. Bu konuda yaptığım araştırmalarda ülkemizde çok fazla bilgi ve video bulamadım. Bu sebepten yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgileri sizle de paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi doğa yürüyüşümüzü ne kadar profesyonel gerçekleştirirsek alacağımız keyif de o kadar yüksek olur. Yürüyüşün en temel iki noktası vardır. Bunlar kaliteli ekipman ve beslenmedir. Beslenme, yürüyüşün devamlılığını ve vücut direncimizi sağlar. İlk başta yapmamız gereken şey, internet üzerinden hızlıca bazal metabolizma hızımızı hesaplamaktır. Bazal metabolizması yaş, boy, kilo ve cinsiyete göre hesaplanmakta. Ben 32 yaşındayım, 78 kiloyum, 1.70 boy. Baktığımızda benim ortalama bazal metabolizmazım günlük bir hayatta 1775 kalori çıkıyor. Fakat doğaya çıktığımızda bu oran tabii ki artıyor. Sırtımızda sırt çantası olması, onun ağırlığıyla birlikte yürüdüğümüz zemininde düz zeminden artık daha zorlu zemine geçmesi harcadığımız enerjiyi arttırıyor. Peki ne kadar değiştiriyor? Yaklaşık ortalama 1 saatteki yürüyüşte 500 kaloriye yakın ekstra enerji harcıyoruz. Bu şekilde düşündüğümüzde 8 saatlik bir yürüyüşte ortalama 4000'e yakın kalori harcıyoruz. Peki biz bu kaloriyi nasıl geri kazanacağız? Harcadığımız eforun vücuttaki yakıtı trigliseritler, yani yağlar ve glikojendir, şekerdir. Vücudumuz ortalama 2500 kaloriyi normalde sürekli depolar. Aktif bir efor anında bunun yaklaşık 1700'ünü harcar ve 800 kaloriyi de zor durumlar için saklar. Bu nerede saklanır? Tabii ki karaciğerimizde. Bu harcanan glikojeni, şekeri biz geri almadığımız takdirde vücudumuz yavaş yavaş yağları yakmaya ve ardından da proteini yakmaya başlar. Bunun önüne geçebilmek için belirli aralıklarla, belirli sıklıklarla biz yüksek kalorili yiyecekler, çikolata, gofret gibi şeyler yiyerek bunu geri kazanmamız gerekir. Bu depoladığımız enerji normalde yürüyüşe başladığımızda ilk 1,5 saatte tükenir ve bunun ardından da yavaş yavaş bir şeyler yenmeye başlanmalıdır. Bunu şöyle düşünebiliriz, kendimizi şarj etmek ya da işte bir aracın deposunu doldurmak gibi kendimiz de midemizi doldurarak, yemek yiyerek, yiyecekler yiyerek bu şekilde bu enerjiyi geri kazanmalıyız. Yürüyüş anında yine yürüyüş sırasında bu günü birlikte olabilir. Likya yolu gibi, Karya yolu gibi veya diğer yeni açılan Troya yolu gibi uzun bir hafta, 10 gün veya bir ay süren yürüyüşlerde dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri de acıkmadan ve susamadan bir şeyler yemek ve içmektir. Bir süre sonra buna dikkat etmezsek hiker hunger dediğimiz yürüyüşçü açlığı yaşarız ve bu vücudumuzun direncini yavaş yavaş azaltmaya başlar, yorgunluk artar ve yürüyüşe devam etmemizi sağlayacak mental gücü kaybettirir. Düzenli yemenin yanında insanın psikolojik olarak mutluluğunu sağlayan diğer şeylerden biri de sıcak bir şeyler yemek ve içmektir. Bu yüzden yürüyüş zamanında dikkat etmemiz gereken diğer şeylerden biri de sabah kahvaltısı olur, öğlen yemeği olur, akşam yemeği olur. Yediğimiz yemekleri olabildiğince sıcak şeyler tercih etmek. Belki öğlen harekete devam ettiğimiz için bunu aksatabiliriz ama özellikle sabah sıcak bir çorba içmek, bir çay kahve içmek ya da akşam yemeğinde muhakkak sıcak bir şeyler yemek bu bize çok büyük mutluluk verecektir ve yürüyüşe olan azmimizi, devamlılığımızı da arttıracaktır. Yine bildiğiniz gibi yürüyüş sırasında çok fazla su kaybederiz ve ortalama günde 3 litre belki 4 litre su içmemiz gerekir. Bu attığımız su ile birlikte yine tişörtümüzde giydiğimiz kıyafetlerde hepimiz fark ederiz. Bir beyazlık olur. Bu beyazlık aslında vücuttan attığımız tuzdur. Bu da vücutta mineral kaybına sebep olur. Bu mineral kaybını da önlemek için yediğimiz yemeklerde fazladan böyle bir tutam tuz attığımızda bunu da geri kazanmak bizim için çok faydalı olacaktır. Yine yol üzerinde bakkal market görürsek ya da bir konaklama yeri varsa mutlaka burada soda tüketmeliyiz. Yani bu kaybettiğimiz minerali, vitaminleri geri almamız gerekir. Bunu almadığımız takdirde de özellikle kaslarımızda kramplar yaşarız. Vücudumuzda yine ağrılar yaşarız. Bu tuzu almak, sodayı içmek bu vücudumuzdaki kramp ve ağrıları olabildiğince azaltacaktır. Bildiğiniz gibi kalorinin yanında almamız gereken diğer kısım da protein miktarıdır. Yine metabolizma hızımızı, bazal metabolizma hızımızı hesaplar gibi internet üzerinden aynı kriterlerde ne kadar günlük olarak protein almamız gerektiğini hesaplayabiliriz. Benim normalde 62 gram protein almam sahip olduğum kas kütlemi devam ettirmeme sağlar. Fakat yürüyüşe çıktığımda, efor sarf etmeye başladığımda ya da spora gittiğimde bu miktar en az 109 grama çıkmakta. O yüzden
109 gram proteini almadığım takdirde kütle kaybına, kas kaybına ve kilo kaybına sebep olur. Bunu da yürüyüşlerimizde dikkat etmemiz gereken ikinci konu olarak ele almalıyız. Yine aldığımız yiyecekler üzerinde ne kadar kaloriye sahip olduğu, proteine sahip olduğu yazıyor. Yükte hafif, pahada ağır diyebileceğimiz kalorisi, protein miktarı yüksek, olabildiğince korunaklı, yanımızda da buzdolabı olmadığı için saklayabileceğimiz, 2 gün, 3 gün dayanabilecek en az malzemeler almamız gerekir. Yine bunu kendinize göre hesaplayıp bir günlük yiyecek torbanızı hazırlarken sahip olmanız gereken kaloriyi ve proteini hesapladıktan sonra buna göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Bunu yapmadığımızda ne olur, yine hep söylediğimiz gibi yürüyüşlerimize bir süre sonra devam edemeyiz. Yani bu yorgunluk sebebiyle de olabilir. Sahip olduğumuz yorgunluk aslında psikolojiyi eklemekte. Mental olarak ne kadar güçlü olursak o kadar yürüyüşümüze devam ederiz. Peki yiyecek olarak neler seçmeliyiz? Yiyecek olarak hep aynı şeyleri yersek bir süre sonra bıkkınlık oluşturuyor. Mesela aynı gofreti gün içinde 4 kere yemek insanda bıkkınlık oluşturur. Ama farklı markaların, farklı tatlarını yanımıza alırsak, özellikle jelibon tüketirsek, jelibonların da yine farklı tatlarını alırsak, bunun gibi seçimler yaparak yürüyüşlerimizde yeme alışkanlığımızı ya da yeme isteğimizi her zaman yukarı seviyede tutabiliriz. Peki ben ne yapıyorum yürüyüşlerde? Mesela günlük kalorimi, yiyeceğimi belirledikten sonra mesela 4 çeşit gofret koyuyorum. Kimisi hafif tatlı, kimisi çikolatası daha bitter, kimisi daha yoğun şekerli, kimisi daha az şekerli. Bu şekilde bir ayarlama yapıyorum. Bunun yanında mesela mutlaka jelibon koyuyorum günlük tüketeceğim kalorinin içine. Bir gün ekşi tatlı bir jelibon koyuyorsam, diğer gün işte normal ekşi olmayan normal bir tatlıdaki jelibonu koyuyorum. Ya da başka gün başka bir markayı seçiyorum. Bu şekilde bir ayarlama yapıyorum. Bunu yaptığımda da beynime, vücuduma yolladığım sinyalle değişmiş oluyor. O yüzden yeme noktasında bir bıkkınlık oluşmuyor. Yine akşam yemeğinde işte bir gün bulgur yiyorsam, diğer gün makarna yiyorum. Öğlen ekmek arasına bir şey sürüp yediysem, fındık ezmesi gibi, işte diğer gün onun yerine ekmek arası bir şey yiyorum, işte salam koyuyorum. Bu şekilde çeşitlendirme yapıyorum. Koyduğum şeyler de çok ağır değil. Ortalama 800-900 gramlık bir günlük yiyecek oluyor. Bu şekilde bir ayarlama yapıyorum. Size de tavsiyem bu yönde. Söylemek istediğim son konu özellikle akşam yemeğinde aldığımız kaloriyi yüksek tutmak. Çünkü günün tüm harcadığımız enerjisini, yorgunluğunu atacağımız şey akşam yediğimiz yüksek kalorili bir yiyecek ve uyku olacak. Eğer akşam yemeğini kuvvetli yersek, kalorisi yüksek yersek vücudumuz ona göre enerjisini depolar ve sabah kalktığımızda muhakkak daha dinç bir şekilde kalkmamız sağlar. Yine bu yemekleri yerken özellikle yanımızda küçük bir şişede zeytinyağı taşımak çok önemli. Zeytinyağını yemeklerimizde kullandığımızda bildiğiniz gibi fazla su kaybı insanın bağırsak hareketlerini de çok fazla etkiliyor. Ve bir yerden sonra bir de kuru gıdalarla hep beslendiğimiz için bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına sebep oluyor. Bu da büyük tuvaletimize daha uzun sürede eski alışkanlık dönemindeki sıklıktan daha geç çıkmamızı sağlıyor. Eğer zeytinyağı da kullanırsak yine bu bağırsak hareketlerimizi hızlandırır, rahatlatır ve rahatça tuvalete çıkmamızı sağlar. Bu da çok önemli bir konudur. Bunu da ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar, beslenme konusunda benim yaptığım araştırmalar kısaca bu kadar. Yine sizin bildiğiniz, dikkat etmemiz gereken konular varsa lütfen onları yorumlara ekleyin. Bir sonraki videomuzda da bir günlük yürüyüş için almamız gereken kalori, ne tür yiyeceklerle alabiliriz? Bunların kısaca anlatımını yapacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.